Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Üstad Hazretlerinin kısa bir tercümayı halini, ondan sonra da abilerin Risale-i Nur nedir, Bediüzzaman kimdir, onları kısaca okumaya gayret edeceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Başbakanlığa, Adliye Bakanlığına, Dahiliye Bakanlığına, haşiye, bu yazı Afyon hapsinde mevkuf iken Hazreti Üstadımızın izniyle avukatları tarafından kaleme alınarak mezkur makamata gönderilmiştir. Sungur abi böyle aşağıya düşmüş. Hürriyet ilanını 1. Harb-ı Umumi'yi, mütareke zamanlarını, milli hükümetin ilk teşekkülünü ve cumhuriyet zamanını birden derk eden, idrak eden, gören bütün hükümet ricali beni pek iyi tanırlar. Bununla beraber müsaadenizle hayatıma bir sinema şeridi gibi sizinle beraber göz gezdirelim. Bitlis vilayetine tabi Nurs köyünde doğan, 1293 doğmuş Üstad Hazretleri, 1877'de. Bitlis vilayetine tabi Nurs köyünde doğan ben, talebe hayatımda rast gelen alimlerle mücadele ederek, ilmi münakaşalarla karşıma çıkanları inayeti ilahiye ile mağlup ede İstanbul'a kadar geldim 1907'de. İstanbul'da bu afetli şöhret içinde mücadele ederek nihayet rakiplerimin ifsadatıyla merhum Sultan Hamid'in emriyle tımarhaneye kadar sürüklendim. Toptaşı tımarhanesine. Hürriyet ilanıyla ve 31 Mart vakasındaki hizmetlerimle İttihat ve Terakki hükümetinin nazara dikkatini celbettim. Camil Eser gibi Medrese-i Zehra namında bir İslam üniversitesinin Van'da açılması teklifiyle karşılaştım. Hatta temelini attım. Birinci harbin patlamasıyla talebelerimi başıma toplayarak gönüllü alay kumandanı olarak harbe iştirak ettim. Kafkas cephesinde Bitlis'te esir düştüm. Esaretten kurtularak İstanbul'a geldim 1918 yılında. Darül Hikmet-i İslamiye'ye aza oldum. Mütareke zamanında istila kuvvetlerine karşı bütün mevcudiyetimle İstanbul'da çalıştım. Milli hükümetin galibiyeti üzerine yaptığım hizmetler Ankara hükümetince takdir edilerek Van'da üniversite açmak teklifi tekrarlandı. Buraya kadar geçen hayatım bir vatanperverlik haliydi. Siyaset yoluyla dine hizmet hissini taşıyordum. Fakat bu andan itibaren dünyadan tamamen yüz çevirdim ve kendi ıstılahıma göre eski Said'i gömdüm 1923'ten sonra. Büsbütün ahiret ehli yeni Said olarak dünyadan elimi çektim. Tam bir inziva ile bir zaman İstanbul'un Yuşa tepesine çekildim. Daha sonra doğduğum yer olan Bitlis ve Van taraflarına giderek mağaralara kapandım. Ruhi ve vicdani hazımla baş başa kaldım. Eûzü billahi mineşşeytani ve siyaseti, yani şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım düsturuyla kendi ruhi alemime daldım. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın tetkik ve mütalasıyla vakit geçirerek yeni Said olarak yaşamaya başladım. Fakat kaderin cilveleri beni menfi olarak, sürgün olarak muhtelif yerlerde bulundurdu. Bu esnada, yani Barla, Kastamonu, Eskişehir, Denizli, Afyon gibi mahkemelere gitmiş. Fakat kaderin cilveleri beni menfi olarak muhtelif yerlerde bulundurdu.
Bu esnada Kur'an-ı Kerim'in feyzinden kalbime doğan füyuzatı, feyizleri yanındaki kimselere yazdırarak bir takım risaleler vücuda geldi. Bu risalelerin heyet mecmuasına Risale-i Nur ismini verdim. Hakikaten Kur'an'ın nuruna istinad edildiği için bu isim vicdanımdan doğmuş. Bunun ilhamı ilahi olduğuna bütün imanımla kaniyim. Ve bunları istinsah edenlere, çoğaltanlara, yazıp tespit edenlere barekallah dedim. Çünkü iman nurunu başkalarından esirgemeye imkan yoktu. Bu risalelerin bir takım iman sahipleri tarafından birbirinden alınarak istinsah edildi, çoğaltıldı. Bana böyle bir kanaat verdi ki, Müslümanların zedelenen imanlarını takviye için bir sevki ilahidir. Bu sevki ilahiye hiçbir sahibi iman mani olamayacağı gibi teşvike de dinen mecbur bulunduğumu hissettim. Zaten bugüne kadar 130'u bulan bu risaleler tamamen ahiret ve iman bahislerine ait olup siyasetten ve dünyadan kasti olarak bahsetmez. Buna rağmen bir takım fırsat düşkünlerinin de iştigal mevzu oldu. Üzerinde tetkikat yapılarak Eskişehir, Kastamonu, Denizli'de tevkif edildim. Mahkemeler oldu. Neticede hakikat tecelli etti. Adalet yerini buldu. Fakat bu düşkünler bir türlü usanmadılar. Bu defa da beni tevkif ederek Afyon'a getirmişlerdir. Mevkufum isticvap altındayım. Soru cevap altındayım. Bana şunları isnat ediyorlar. 1. Sen siyasi bir cemiyet kurmuşsun. 2. Sen rejime aykırı fikirler neşrediyorsun. 3. Siyasi bir gaye peşindesin. Bunların esbab-ı mucibe ve delilleri de risalelerimin 2-3'ünden 10-15 cümlelerdir. Sayın Bakan, Napolyon'un dediği gibi bana tevili kabil olmayan bir cümle getiriniz, sizi onunla idam edeyim. Beşerin ağzından çıkan hangi cümle vardır ki tevillerle cürüm ve suç teşkil etmesin? Bilhassa benim gibi 75 yaşına varmış ve bütün dünya hayatından elini çekmiş, sırf ahiret hayatına hasr-ı hayat etmiş, hayatını vakfetmiş bir adamın yazıları elbette serbest olacaktır. Hüsnü niyete makrul olduğu için pervasız olacaktır. Bunları tetkikle altında cürüm aramak, suç aramak insafsızlıktır. Başka bir şey değildir. Binaenaleyh bu 130 risalemden hiçbirisinde dünya işini alakalandıran bir maksat yoktur. Hepsi Kur'an nurundan iktibas edilen ahiret ve imana taalluk eder. Ne siyasi ve ne de dünyevi hiçbir gaye ve maksat yoktur. Nitekim hangi mahkeme işe başlamış ise aynı kanaatla beraat kararını vermiştir. Binaenaleyh lüzumsuz mahkemeleri işgal etmek ve masum iman sahiplerini işlerinden güçlerinden alıkoymak vatan ve millet namına yazıktır. Eski sayıp bütün hayatını vatan ve milletin saadeti uğrunda sarf etmişken bütün dünyadan el çekmiş, 75 yaşına gelmiş yeni Sayit nasıl olur da siyasetle iştigal eder? Buna tamamen siz de kanisiniz. Bir tek gayem vardır. O da mezara yaklaştığım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda Bolşevik baykuşlarının yani komünist baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses alem-i İslam'ın iman esaslarını zedeliyor. Halkı
bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedem ile inşallah Allah huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da korkarım ki Bolşevikler olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız, el birliğiyle komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah'ın birliğine hizmet edeyim. İnnallâhe yeb'asû lihâdihil ümmeti alâ râsü külli mi'eti senetin men yüceddidû lehâ dînehe. Yani muhakkak Allah bu ümmet için her 100 sene başında dinini yenileyen bir müceddit gönderir. Ebu Davud Melahim kısmında bu hadis-i şerif nakledilmiş. Her asır başında hadisçe geleceği tebşir edilen, müjdelenen dinin yüksek hadimleri emri dinde müptedi değil. Yani müptedi itikatta ehl-i sünnet yolundan ayrılan, bid'at yolunu tutan kimse değil. Müttebidirler. Yani ittiba eden, sünnete ittiba eden, tabi olan, uyan. Müttebidirler. Kimler? Bu her asır başında hadisle geleceği müjdelenen dinin yüksek hadimleri, hizmetkarları, emri dinde müptedi değil, müttebidirler. Sünnete tabi olan. Yani kendilerinden ve yeniden bir şey ihdas etmezler. Yeni ahkam getirmezler. Esasat ve ahkam-ı diniyeye, dinin hükümlerine, esaslarına ve sünnet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselama harfiyen ittiba yoluyla dini takvim ve tahkim kuvvetlendirirler ve dinin hakikat ve asliyetini izhar ve ona karıştırılmak istenilen, dinin asliyetine karıştırılmak istenilen ebatılı, batıl fikirleri ref ve iptal ve dine vaki tecavüzleri, hücumları red ve imha ve evamir Rabbaniye'yi ikame, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini ikame, kayın kuvvetleştirmek ve ahkam-ı ilahiyenin şerafet ve ulviyetini izhar, ilahi hükümlerin şerefini ve yüksekliğini izhar ve ilan ederler. Ancak tavrı esasiyi bozmadan, yani sünnetin, Kur'an'ın hakikatlerini bozmadan ve ruhu asliyi rencide etmeden yeni izah tarzıyla, zamanın fehmine uygun yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat ve tafsilat ile ifa-i vazife ederler. Bu her asır başında gelen müceddidler. Üstad Hazretleri onu Üstad Hazretleri böyle diyorlar abiler. Bu memurini Rabbaniye, Cenab-ı Hakk'ın memuru fiiliyatlarıyla ve amelleriyle de memuriyetlerinin musaddık olurlar. Yaşayışlarıyla, fiilleriyle, amelleriyle memurluklarının tasdikçisi olurlar. Salabet-i imaniyelerinin ve ihlaslarının aynedarlığını bizzat ifa ederler. Mertebe-i imanlarını fiilen ishar ederler. Yaşayarak gösterirler. Ve ahlak-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselamın tam amili ve Mişver-i Ahmediye'nin Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın hareket şekli, tarzı. Evet, Mişver-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselamın mertebe-i imanlarını fiilen izah ederler ve ahlak-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın amili ve Mişver-i Ahmediye'nin ve Hilye-i Nebeviye'nin Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin hakiki labisi olduklarını gösterirler. O elbiseyi giydiklerini gösterirler.
Hülasa, amel ve ahlak bakımından ve sünnet-i seniyyeye ittiba ve temessük cihetinden ümmet-i Muhammed'e tam bir hüsn-i misal olurlar. Güzel örnek olurlar. Ve numune-i iktida teşkil ederler. Bunların Kitabullah'ın tefsiri ve ahkam-ı diniyenin izahı, dini hükümlerin izahı ve zamanın fehmine, anlayışına ve mertebe-i ilmine göre tarz-ı tevcihi sadedinde, yani o cihetteki görüşleri sadedinde yazdıkları eserler kendi tilkai nefislerinin ve karihay ulviyelerinin, tilkai nefis, nefis tarafı, nefis ciheti değil. Evet, tilkai nefislerinin ve karihay ulviyelerinin mahsulü değildir. Kendi zeka ve irfanlarının neticesi değildir. Bu, Kur'an'ın tefsirini yapan, ahkam-ı dini izah ve zamanı fehmine göre, mertebi ilmine göre, tarz-ı tevcihi sadedinde yazdıkları eserler. Evet, kendi zeka ve irfanlarının neticesi değildir. Bunlar doğrudan doğruya menba-i vahiy olan, vahyin kaynağı olan Zat-ı Pak-ı Risaletin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi ilham ve telkinatıdır. Ya yazdıkları bu eserler. Bunlar doğrudan doğruya menba-i vahiy olan, vahyin kaynağı olan Zat-ı Pak-ı Risaletin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Pak Zatı'nın manevi ilham ve telkinatıdır. Celcelutiye ve Mesnevi Şerif ve Fütuhul Gayb, yani İmam Ali'nin Celcelutiye kasidesi, Mevlana'nın Mesnevi Şerifi, Abdülkadir Geylani'nin Fütuhul Gayb ve Emsali Asar hep bu nevidendir. İlhamat-ı ilahiyedir. Bu asar-ı kutsiyeye, kutsi eserlere ve zevat-ı alişana, şan-ı yüce zatlara ancak tercüman hükmündedirler. Bu asar-ı kutsiyeye o zevat-ı alişan, şan-ı yüce zatlar ancak tercüman hükmündedirler. O yukarıdaki eserlere. Bu zevat-ı mukaddesenin o asar-ı bergüzidelerinin tanziminde, yani eşi benzeri bulunmayan eserlerinin tanziminde ve tarz-ı beyanında bir hisseleri vardır. Yani bu zevat-ı kutsiye, bu mukaddes kutsi zatlar, o mananın masarı, yani ilhama masar olan zatlar, o mananın masarı, mirat-ı aynası ve makesi, yansıtıcısı hükmündedirler. Risale-i Nur ve tercümanına gelince, bu eseri âlişanda şimdiye kadar emsaline rastlanmamış bir feyz-i ulvi ve bir kemali namütenahi bir mükemmellik mevcut olduğundan ve hiçbir eserin nail olmadığı bir şekilde meşale-i ilahiye, ilahi meşale, Cenab-ı Hakk'ın yaktığı bir meşale ve şems-i hidayet, Hidayet güneşi ve neyir-i saadet, saadet nurları olan Hazreti Kur'an'ın füyuzatına, feyizlerine varis olduğu, meşhut olduğundan, görerek şahit olduğumuzdan, onun esası nuru mahzı Kur'an olduğu, yani Risale-i Nur'un kaynağı Kur'an'ın mahzı nuru olduğu ve Evliyaullah'ın asarından, Evliyaullah'ın, Allah'ın veli kullarının eserlerinden ziyade feyzi envar-ı Muhammediyi aleyhissalatü vesselam'ı hamil bulunduğu, yani taşıdığı, yüklendiği ve zat-ı pak-ı risaletin, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın ondaki hisse ve alakası, Risale-i Nur'daki hisse ve alakası ve tasarruf-u kutsisi Evliyaullah'ın asarından, eserlerinden ziyade olduğu ve onun mazharı ve tercümanı olan manevi zatın mazhariyeti, İsa Hazretleri'nin mazhar olduğu manevi hakikatler ve kemalatı ise o nisbette âli ve emsalsiz olduğu
güneş gibi aşikar bir hakikattir. Evet, o zat daha hali sabavetteyken, çocukluk halindeyken ve hiç tahsil yapmadan zevahir kurtarmak üzere, yani zahiri Arapçanın mebadisi olan emsile, bina, maksut, ishar, kafiye gibi bölüm Arapçanın ilk bölümlerini kurtarmak, zevahir kurtarmak üzere 3 aylık bir tahsil müddeti içinde ulum-i evvelin ve ahirine, yani sahabelerden sonraki ulum-i evvelin ve ahirine, peygamberimizden sonra ve sahabelerden sonraki bütün ilimlere ve ledünniyat, yani ledünniyat ilmi, Hızır Aleyhisselam'ın bildiği, Hızır Aleyhisselam'a bildirilen ledünniyat, yani gayb ilimlerine ve hakaika eşyaya, eşyanın hakikatine ve esrar-ı kainata, kainatın sırlarına ve hikmet-i ilahiyeye varis kılınmıştır ki, Üstad Hazretleri, şimdiye kadar böyle mazhariyeti ulyaya kimse nail olmamıştır. Üstad Hazretleri'nin bilinmeyen taraflarıyla Bediüzzaman Said Nur Hazretleri'ni anlatan Necmettin Şahin Arabi'nin hatırasında 5. ciltte, eski bir kitaplarda 5. ciltte, Eskişehir'de deprem olacağını bildiği için Hızır Aleyhisselam ve Konyalı Ladikli Ahmet Ağa, Ahmet Hüdavedi Efendi, Hızır Aleyhisselam'dan üstada gidiyorlar. Diyorlar ki Eskişehir'de zelzele olacak, dua edelim. Üstad Hazretleri de siz gidin diyor, ben ayrı dua edeceğim diyor. Ahmet Efendi, yani tabii bu hatırayı anlatan, Hızır'la görüşen Ahmet Efendi, eğer Üstad Hazretleri diyor, Eskişehir'de 29 gün gitmiş dua etmiş. Eğer dua etmeseydi Eskişehir'de taş üstünde taş kalmayacaktı diye, hakikaten öyle diyor. Hızır Aleyhisselam, Ahmet Efendi diyor ki Hızır Aleyhisselam'la şey yapan, ondan Üstad'ı ziyarete giden Ahmet Efendi, Ladikli Ahmet Ağa, ben diyor 100 sene Hızır Aleyhisselam'la hizmet etsem yine Bediüzzaman'ın ilmine yetişemem diyor yani. Orada tabii Necmettin abi anlatıyor. Evet, demek ki o zat daha hali sabavetteyken 80 kitabı ezberine almış. 80 kitabı. Hafıza o kadar kuvvetli ki bir okuduğunu bir defa da hemen ezberliyor. 80 kitabı hafızasını almış. Evet, hali sabavetliyken ve hiçbir tahsil yapmadan zevahiri, zahiri, o Arapçanın mebadi kısmını kurtarmak üzere 3 aylık bir tahsil müddeti içinde ulum evvelin ve ahirine ve ledünniyat, gayb ilimlerine ve hakaik eşya, eşyanın hakikatlerine ve esrar-ı kainata, kainatın sırlarına ve hikmet-i ilahiyeye varis kılınmıştır ki şimdiye kadar böyle mazhariyet-i ulyaya kimse nail olmamıştır. Yani Risale-i Nur meydandadır. Bu söylenilen hakikatler, sözler hiç mübalağa değildir yani. Bunda okuyanlar, Risale-i Nur okuyarak anlayanlar bilirler. Üstad Hazretleri'nin ilimlerine, ilmine değil, böyle İslam ulemasının bu zamandaki, kendi zamandaki ulema, bütün filozofları, onları diyor hayvandan aşağı düşürmüşüm diyor. Onlar diyor boğuldukları yerde topuğuma çıkmamış felsefede, bütün o filozoflar. Onların ıslandığı yerde ben ayağımı bile ıslatmamış diyor Üstad Hazretleri. Demek ki ne diyor? Ulum evvelin ve ahirine ve ledünniyat hakaika eşyaya ve esrar-ı kainata ve hikmet-i ilahiyeye varis kılınmıştır ki şimdiye kadar böyle mazhariyet-i ulyaya, yüksek mazhariyete kimse nail olmamıştır. Bu harika-i ilmiyenin eşi asla mesbuk değildir. Yani Ladikli Ahmet Ağa Üstad Hazretleri'nin ilmini anlatırken diyor ki onun ilmi en yüksek dağdan daha yüksektir, zirvededir diyor. O Hızır Aleyhisselam'ı görüşen zat. Evet, hiç şüphe edilmez ki, demek bu harika ilmenin eşi asla mesbuk değildir. Hatta Muhammed Hamdi Yazır hadis konusunda niçin Darülhikmetliğe İslami'ye ağza aldınız deyince, hadisler konusunda o kadar diyor hafıza kuvvetli ki
bütün hadislerin kaynağıyla beraber teker teker söylüyordu. Onun için diyor Darülfet İsmail'i ağza olarak yazmış. Alınmış Üstad Hazretleri. Evet, şimdiye kadar böyle Mahzet-i Ulya'ya kimse nail olmamıştır. Bu harika ilmiyenin eşi asla mesbuk değildir. Ya sabık değildir. Hiç şüphe edilmez ki tercüman-ı nur bu haliyle baştan başa iffet-i mücesseme, yani mücessem bir iffet ve şecaat-i harika, harika bir şecaat. Hiç kimseden korkmamış. Yani 4 tane büyük kumandanlara eyvallah dememiş yani. Yani Rusya'da kumandan, Rusya'nın yani Nikola Nikolaevich'e ayak kalkmamış. Ondan sonra Hurşit Paşa'ya sen de şeriat istemişsin deyince şeriatın bir hakikatine 1000 ruhum olsa feda etmeye hazırım diyor. Dinsizlerden başka kim şeriat ister diye cevap veriyor. Ondan şeriat istemez diyor. Ya şeyde birinci mecliste Mustafa Kemal'e karşı kainatın en büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namaz kılmayan haindir, hain hükmü merduttur diye ona da hiç korkmadan söylüyor. Tamam diyor, tarziye veriyor. Ve İngiliz komutanı da, İstanbul'u işgal eden İngiliz komutanı da öldür emri verildiği zaman ondan bile hiç çekinmiyor, korkmuyor. Vazifesini ifa ediyor. Bu harikayı ilmiyenin eşi asla mesbuk değildir. Hiç şüphe edilmez ki tercüman-ı nur bu haliyle baştan başa iffeti mücesseme ve şecaat-ı harika ve istinay-ı mutlak. Kimseden minnet altına girmemiş. Hediye bile kabul etmemiş. İstinay-ı mutlak teşkil eden harikulade metaneti ahlakiye ile bizzat bir mucize-i fıtrattır. Fıtratın yaratılışının mucizesidir. Ve tecessüm etmiş bir inayettir ve bir mevhibeyi mutlakadır. Mutlak Cenab-ı Hakk'ın hibasızı, hediyesidir. O zat-ı zihavarik, o harika zat, daha haddi buluğa ermeden bir allame-i bir adil, yani ya allame-i bir adil. Ne demek? Adaletle allame-i bir adil, benzeri ve denge olmayan allame, büyük alim demek. Bir allame-i bir adil halinde bütün cihanı ilme meydan okumuş. Münazara ettiği erbab-ı ulumu ilzam ve iskat etmiş. Şeker canına geldiği zaman İstanbul'a her suale cevap verilir fakat sual sorulmaz diye şey levha asmış kapısına. Gelen sormuş, giden sormuş. Hangi ilim olursa olsun hiç tereddüt etmeden hepsine cevap vermiş. Onların yanındaymış gibi, soruları hazırlayanların yanındaymış gibi aynı şekilde cevap vermiş. Her nerede olursa olsun, evet, münazara ettiği erbab-ı ulumun izam ve iskat etmiş. Her nerede olursa olsun, vaki olan bütün suallere mutlak bir isabetle ve asla tereddüt etmeden cevap vermiş. 14 yaşından itibaren üstadlık payesini almış. Yani profesör olmuş, icazet almış. Bugünkü ordinaryör profesör olmuş. İcazet almış, evet, üstadlık payesine taşımış ve mütemadiyen etrafına feyzi ilim ve nuru hikmet saçmış. İzahlarındaki incelik ve derinlik ve beyanlarındaki ulviyet ve metanet ve tevcihlerindeki derin feraset ve basiret ve nuru hikmet erbabı irfanı şaşırtmış. İrfan erbabını şaşırtmış ve hakkıyla Bediüzzaman ünvanı celilini bahşettirmiştir. Asrın bedisi, eşi benzeri olmayan alimi demek. Mezayayı aliye, yüksek meziyetler ve fezail ilmiyesiyle, ilmi faziletleriyle de dini Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın neşrinde ve ispatında bir kemali tam halinde rûnima olmuş. Yani aleme iştihar etmiş. Rûnima olmuş olan böyle bir zat elbette Seyyidül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin en yüksek iltifatına mazhar ve en âli himaye ve himmetine naildir. Ve şüphesiz o Nebi Akdes'in Aleyhisselatü Vesselam'ın emir ve fermanıyla yürüyen ve tasarrufuyla hareket eden ve onun envar ve hakaikına varis ve mâkes olan bir zatı kerim-i sıfattır. Evet, Envar-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam'ı ve Marif-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam
ve füyuzat-ı şem ilahiyi, Cenab-ı Hakk'ın ilahi fiizlerini en müşaşa bir şekilde parlatması, en şaşalı bir şekilde parlatması ve Kur'ani ve hadisi olan işaret-i riyaziyenin, riyazi işaretlerin, yani ebced ve cifir gibi matematik hesaplarının kendisinde müntehi olması, yani Kur'an ve hadisteki işaretlerin kendisinde son bulması ve hitabat-ı nebeviyeyi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hitaplarını ifade eden ayat-ı celilenin riyazi beyanlarıyla, beyanlarının, matematiksel beyanlarının kendi üzerine toplanması delaletiyle o zat hizmet-i imaniye noktasında Risaletin bir mirat mücellası, Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliğinin tecelli eden bir aynası ve parlayan bir aynası ve parlatan bir aynası ve şecere-i risaletin, risalet ağacının bir son meyve-i münevveri, nurlu meyvesi ve lisan-i risaletin, Peygamber aleyhissalatü vesselam lisanının irsiyet noktasında, yani irsiyet demek kendi neslinden, Peygamberimizin neslinden gelen irsiyet noktasında son dehan-ı hakikati, dehan-ı hakikat, hakikat ağzı, dehan-ı hakikati ve şem-i ilahinin ilahi mumun, güneşin, ayın diyelim, hizmet-i imaniye cihetinde bir son hamili zi-saadeti olduğuna şüphe yoktur. Üçüncü Medrese-i Yusufiye'nin Elütcedüz Zehra ve Zühretun Nur olan tek dersini dinleyen Nur Şakitlerinden Ahmet Feyzi, Ahmet Nazif, Selahattin, Zübeyir, Ceylan, Sungur. Allah hepsinden rahmet etsin inşallah. Benim hissemi haddimden 100 derece ziyade vermeleriyle beraber bu imza sahiplerinin hatırlarını kırmaya cesaret edemedim. Sukut ederek o methi Risale-i Nur şakirtlerinin şahsi manevisi namına kabul ettim. Said Nursi. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.